Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Aslında yepyeni bir video serisiyle karşınızdayım. Toplamda 5 gün sürecek olan bir geziye çıkıyorum. Şu anda Kuzey Adası'ndayım ve Kuzey Adası'ndan Güney Adası'na uçakla gideceğim. Biliyorsunuz Yeni Zelanda iki büyük adadan oluşuyor. Kuzey ve Güney Adası diye. Ben şu anda Güney Adası'ndayım. Güney Adası'nın Queenstown şehrinden Kuzey Adası'nın Wellington yani Yeni Zelanda'nın başkentine geçeceğiz. Oradan da geçeceğiz diyorum çünkü Raul diye bir arkadaşım var. Onunla birlikte gidiyoruz. Wellington'a uçakla geçtikten sonra Mount Taranaki ve Tonga Gariro bölgesine geçeceğiz. Ora volkanik bir arazi ve turistik bir alan ama görülmesi gereken yerlerden biri. Hatta Yüzüklerin Efendisi'nin bir bölümü de oralarda çekilmiş. O yüzden heyecanlıyım biraz. Yüzüklerin Efendisi benim en sevdiğim serilerden biridir bu arada. Şu anda nereye gidiyorum? Havaalanına gidiyorum. Raul muhtemelen şu an havaalanındadır. Ben de büyük çantamı yaptım. Yolculuk başlıyor. Geldim havaalanına şimdi. Bizim eşek Raul'u bekliyorum. Şeyi kaçırdı, otobüsü. Arabayla gelemedik çünkü arabanın park ücreti günlük 60 dolar havaalanında. O yüzden biz de otobüsle geldik. Ben otobüste geldim. O otobüsü kaçırdı. Şimdi bir sonraki otobüse binecek de otobüs de çok kalabalık. Şimdi okul saati. Nasıl yetişecek bilmiyorum. 5 dakika kaldı. Bilir herhalde ya. Evet geldik uçağa bindik. Raul de yanımda. Raul benim yol arkadaşım. Hey. I'm talking to my friend. Let me introduce to Raul. He is my travel buddy in this trip. Evet arkadaşlar bu yolculukta. Turkish almost sounds like English, no? Really? Bu yolculukta benim arkadaşım, yol arkadaşım işte Raul. Raul'la aynı yerde çalışıyoruz. İspanyol, iyi bir arkadaşım. Uçaktayız, Wellington'a gidiyoruz. Wellington'dan sonra bir 4 saatlik araba sürüşümüz var sonra... Geldik abiler, ablalar. Şimdi Wellington'dayız. Queenstown'dan 1 saatlik bir yolculuk, uçak yolculuğuyla geldik buraya. Bizim eşek Raul'a diyorum benim videomu YouTube'da izleyeceğim mi? Bana diyor ki ben YouTube'da diyor vakit harcamam diyor işte. Ben diyor daha çok diyor sanat programları izlerim. Bir tane yapıştıracağım ağzına tam bir pembe götlü Avrupalı ya. Havaalanı yakında bir tane rentekar var. Oradan işte online check-in yapıyor şu an. Gidip oradan bir Toyota Yaris kiralayacağız. Tam olarak fiyatını bilmiyorum ama günlük 25 dolar olması lazım. Günlük 25 dolara bir araba kiralayıp şimdi Wellington Havalimanı'ndan Tongariro bölgesine 4 saatlik bir araba süreceğiz. Hiç güvenmiyorum şu Raul'a araba sürme konusunda. O yüzden ben biraz şey yapayım da ondan arabayı alayım. Araba kiralamaya geldik. Muhtemelen şu arabayı kiralayacağız. Ama alan bizim işportacıların alanına benziyor ya baksana. Öyle değnekçilerin alanına benziyor. Bunu veriyor anamıza. One of them looks like a terrorist. Even he is not talking with us. Evet arkadaşlar arabamızı kiraladık. Raul arabayı sürecekmiş. Bana arabayı sürmeye müsaade etmiyor. Çünkü arabayı ben kiraladım diyor. Bu arada Yeni Zelandalılara küfür ediyor bura. Bu Yeni Zelandalıları hiç sevmiyorum diyor. Şimdi muhtemelen bizim arkamızdan konuşuyor diyor. Yani çok ırkçı değiller aslında ama bazen onu hissediyorsun yani yabancı bir ülkede olduğunu. Automatic. Of course. You don't like automatic car? This is for parking. M is manual. You know how to driving a car, right? Wellington'dayız şu anda. Wellington biliyorsunuz Yeni Zelanda'nın başkenti. Dünden beri tutturmuş bir bu planı yaptığımızdan beri Wellington'da bir burgerci var oraya gideceğiz diye. Şu anda oraya gidiyoruz. Wellington'da aslında Türk restoranı da var 2-3 tane. Ben oraya gitmek istiyordum da bu burgerci çok ünlüymüş buralarda mecbur oraya gideceğiz. Hayatımız burger oldu ya. Yemin ederim burger yemekten başka hiçbir şey yapmıyoruz. Biz burgerciye geldik şimdi Raul bir tane chicken burger sipariş etti. Ben de double smoky sipariş ettim. Ben 36-42 dolara falan kalkacağız herhalde. Kişi başı. Burası işte Wellington'ın en ünlü burgercisiymiş bu arada. Geçen sene de ödül almış. Ama var ya tam karşıda da bir tane Suriye Burger Shop. Buraya bile gelmişler yani. Buradan Suriyelilere selam söylüyorum. Burada arkadaşlarınız var. Buraya da gelebilirsiniz isterseniz. Yaklaşık bir 300 kilometrelik bir yolumuz var. Şimdi bir Kapiti diye bir kasabada durduk. Burada market alışverişi falan filan yapacağız. Bundan sonra bir 300 kilometre ileri yaklaşık bir 3-3,5 saatlik yolumuz var. Ha, warehouse da varmış. Oradan ben kamp yemeği falan alırım. Neredeyiz? What is the name of this place? I don't know. Hunterville. Hunterville diye bir kasabaya geldik. Burada bir mola verdik. İşte. Yaklaşık 7 saattir yoldayız, right? Ve olmasın. I don't understand. 7 saattir yoldayız yaklaşık. Gideceğimiz yere bir 2 saatlik yok, 1,5-2 saatlik bir mesafemiz kaldı. Ondan sonra bir hostele yerleşeceğiz.
park in that side. Yeah. No, you cannot park in like this. Why that's not? The, you cannot, man. No, why not? It is the country rules. Oh, really? Of course. You have to park in the opposite side you are going? Yes. That's so stupid. I think you can park also the Riversdale parking space. That's right. Yeah. Amazing. I told you. Şapulut doesn't make mistake. After parking everywhere in the street. Geldik şimdi hostele. Kalacağımız yere bayağı güzel görünüyor. Şöyle 4 kişilik bir oda olmuş. Şurada 2 tane yatak var. Şurada da 2 tane manzara var. Bayağı güzel görünüyor. Bu gece burada kalacağız. Geldik ilk gün videosunun sonuna. Yarın çok önemli bir gün. Yarın Mordor'a gidiyoruz. Gezimizin ilk günü bugün böyle ulaşımla geçti. Çünkü biz Kuzey Adası'na uçakla geldik. Araba kiraladık. Arabayla 4 saat yol geldi. Şimdi işte ben duş aldım. Saat 9.30 şu anda burada. Sabah 5'te uyanıp yola çıkacağız. Yarın Mordor'a gidiyoruz. Unutmayın, Müziklerin Efendisi'nin geçtiği bir bölüm. Yarın Mordor'da görüşürüz. İkinci gün videosunu izlemeyi unutmayın. Bu videoyu izlediğiniz için de teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.